Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün Salı, saat 9'da Yaban TV'de, Yaban Tarım Kuşağı'nda tarım, gıda ve hayvancılığın yol haritasında market fiyatlar üzerinden değil, üreticiden tüketiciye, tarladan sofraya giden yolculuğu anlatmaya devam ediyoruz. Bugün ana gündem konumuz fındık. Stüdyoda konuğumuz var. Mehmet Geylan, Fındık İhracatçılar Birliği'nin danışmanı. Hoş geldiniz. Bulduk. Hoş geldiniz Başkan Tim'de. Niçin? Başbakan yardımcısı, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı bugün Tim'de ihracatçıları dinleyecek. Biz de hiç sözü uzatmayacağız. Önce rotayı Tim'e çevireceğiz. Ali Haydar Gören, Fındık İhracatçılar Birliği Başkanı. Gününüz aydın olsun Ali Haydar Bey. İyi günler, günaydın Melih Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz de iyisiniz, değil mi? Vallahi biz gayet iyiyiz. Biliyorsunuz son günlerde kamuoyunda fındık hususunda çeşitli bilgilendirmeler var. Tabii ki bu bilgilendirmelerin en azından bilgi kirliliğine yol açmaması için belki sizlerle sohbet, birkaç dakikalık sohbet bir fırsat olur düşüncesiyle ben iyi yayınlar diliyorum sizlere. Sağ olun. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e bir sunum yapacaksınız. Fındık fiyatını mı anlat? Siz fındık fiyatlarını mı yükseltiyorsunuz Ali Haydar Bey, ihracatçı? İlk önce hakikaten teşekkür ederim. O kadar kritik bir soru sordunuz ki. Yani her şey bitmiş, fındıkta sorunlar bitmiş, çözüm önerilerimiz bitmiş. Ya bir fiyat furyası son günlerde piyasalarda, ortalıklarda dönüp dolaşıyor. Şimdi her yıl olduğu gibi biz ilgili bakanlıklarımıza ve hükümette bulunan bakanlarımıza sektörümüzün tüm 26 tane sektörün sorunları ve çözüm önerileri hususunda bir sunum yapıyorlar, bir paylaşım yapıyorlar. Hükümetimiz bu sorunlarımızı ele alıp ihracatımızın önünü açmak, 2023 hedefindeki bizim öngördüğümüz hedeflere ulaşmak için ne şekilde yol alınması hususunda önerilerimizi değerlendirmek amacıyla bizleri dinliyorlar. Bu bir fırsattır, o yüzden onlara şimdiden teşekkür ediyoruz. Siz Batı Karadenizlisiniz, ben de aslında hemşeriyiz. Bizim oralarda herkesin yüzü gülüyor. Ama Doğu Karadenizlinin biraz yüzü asık, sıkıntısı büyük. Neden sizce? Tabii ki biliyorsunuz 2004 29 Mart'ta bir don olayı gerçekleşti. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde rakımı 300 metrenin yukarısında olan plantasyonlarda herhangi bir şekilde ürün olmadı don hadisesinden dolayı. Dolayısıyla bir arz talep dengesinde bir arz eksikliği oldu Türkiye'de. Ve de rekorte düşüklüğünden dolayı bizim birim fiyatlarımızda, ihraç fiyatlarımızda 2004-2015 sezonunda önemli bir artış oldu. Tabii ki şunu düşünmek gerekiyor. Başlangıçta o kadar güzel söylediniz ki bir tarafta mağdur olan insanlar var. İkincisi bu mağduriyet karşısında fiyatların öngörülmeyen bir şekilde, düşünülmeyen bir şekilde ortalama 14-15 lira olan sezonda 20-22 liraya kadar çıkan bir fiyatlar oluştu. Bu tabii ki Batı Karadeniz üreticisi için bir yüz gülme olayı. Fakat globalde baktığımız zaman bu dengesel olarak Doğu Karadeniz bölgesindeki çiftçinin mağduriyet olarak ortaya çıktı. Umarım önümüzdeki yıllarda bu yıl Doğu Karadeniz bölgesinde üreticinin aynı şekilde hem ürünsel olarak hem fiyatsal olarak belli bir memnuniyeti söz konusu olur ve 2014 senesinde yaşamış olduğu sıkıntıyı belli bir noktada telafi etmiş olur diyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Çünkü Başbakan Yardımcısını karşılayacaksınız. Hem Fındık İhracatçılar Birliği Başkanısınız, hem Ulusal Fındık Konseyi yönetimindesiniz, hem Fındık Tanıtım Grubu Başkanısınız. Şapka çok kolay gelsin. Mehmet Bey tabii başkanı beraberce dinledik. Evet. Başkan konuşacak ama siz de fındık konusunda çok bilgilisiniz. Ama ben kısa bir şey söyleyeceğim izleyiciye. Bugün Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik TOBB'da Ticaret Borsaları Konseyi toplantısına katılıyor. Cuma gününden itibaren de Trabzon'a gidiyor. 10 ilin başta fındık, çay olmak üzere hayvancılık dahil sorunlarını dinleyecek. Tamam, buraya kadar bir sorun yok. Fakat Trabzonlular Trabzon'da değil. Niye diyeceksiniz? Ankara'da 5 gün Trabzonlular günü yapardı Trabzonlular. Bu yıl nedense Düsseldorf'ta yapmaya karar vermişler. Bakan Çelik Trabzon'a, Trabzonlular Düsseldorf'a, fındık çay ortada, bakalım ne olacak? Ya 5 günlük gezi mi olur ya böyle bir dönemde? Üretici işler kilitlendi. Canımız
kafamız yanıyor derken bu işe karar vericilerin de şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Ben Bakan Çelik'in fındık, et, süt hemen her konuda çözüm arayışını bir iyi niyet olarak görüyorum ve diyorum ki silkelenin kendinize gelin. Haksız mıyım Mehmet Bey? Haklısınız. Yani... Ne var 5 günlük Düsseldorf'ta? Ne geziyor bunlar böyle? Diyelim ama biz fındıkla işe başlayalım. Kesinlikle. Efendim, şimdi Ali Haydar Bey'e de söyledim. Yani ben sonuçtan olaya bakmak istemiyorum. Ama ben fındıktaki tartışmadan çok sıkıldım. Evet. Bunca yıldır bu fındık hikayesi artık yeter diyorum. Nedir fındıktaki temel sorun? Oradan başlayalım mı? Yani fındıktaki temel sorunların en başında bir türlü istikrara fiyatın ve miktarın istikrara oturmamasından kaynaklanıyor. 1986 yılından beri bu sektörün içindeyim. Birçok sorun mutlaka ki düzeldi geçtiğimiz 30 yıl içinde. Mesela direkt yurt dışına satış yapmak gibi, işlenmiş fındığın oranının artması veya kar marjlarının, satış fiyatlarının yükselmesi gibi. Ama bazı konular var ki malın tarladan çıkış kalitesi veya destekleme fiyat beklentisi, bunlar maalesef fındığın önünü kapatan ana etkenlerden bir tanesi, doğru bir fiyat seviyesine oturmasının. Bunu şöyle açıklayabiliriz eğer fındığa genel bakarsak. Son 25 yıla baktığımızda 1990-95 yılları arasında Türkiye'de fındık tüketimi, üretimi yaklaşık 470 bin tondu. Son 5 yılda ise 2010-2015 yılları arasında bu 470 bin tonluk üretim 590 bin tona çıktı. Yaklaşık %25 bir üretim artışı oldu. Buna karşılık 1990'larda dünya fındık piyasasında %78'i biz üretirken bu %78'lik oran son yıllarda %67'ye düştü. Yani piyasaya bizim dışımızda çok ciddi başka üreticiler de gelmeye başladı. Kim onlar? Bunlar ağırlıklı Gürcistan, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Oregon çok ciddi atılımlar yapıyor fındıkla ilgili. Dolayısıyla her ne kadar bütün çikolata üreticileri veya kullanıcılar, nihai kullanıcılar bizim kalitemizi kabul etseler de neticede herkes uygun fiyat şartlarıyla ve uzun vadede kendisini bağlamak amacıyla garantili alım yapmak istiyor. Türkiye'de ihracatçılar ve sanayiciler bu demin dediğim gibi geçtiğimiz 30 yılda çok zor bir işi başardılar. Daha evvel Avrupa'da komisyoncular veya direkt aracılar vasıtasıyla ihracatı gerçekleştirirken direkt kendileri ihracat yapmaya başladı. Bugün ne mutlu ki 112 civarında ülkeye biz fındık ihracatı yapıyoruz. Ve bunların çoğunu nihai kullanıcıya Türkiye'deki sanayici ve ihracatçılar gerçekleştiriyor. Yani siz diyorsunuz ki sanayici ve ihracatçıyı artık Türkiye'de evet. Bu işin suçlusu, sorumlusu gibi görmeyin. Bu mesajı mı? Kesinlikle görmemek lazım. Çünkü fındığı alsat olarak yapmıyorsunuz. Sattığınız malın arkasında durmanız lazım. Çok ciddi HACCP, ISO kalitelerini, müşterinin malı kullandıktan sonra da o malın, o ürünün garantisini sağlamanız lazım. Gerçekten bugün ihracatçılar ve sanayiciler bu zor görevi de ciddi bir şekilde gerçekleştirip üründe ve satışta devamlılığı sağlayabiliyorlar. Gene sizi fazla rakamlara boğmadan satış rakamlarından bir misal verirsem 1990-95 döneminde 5 yılın ortalaması her yıl 588 milyar milyon dolar fındık ihracat gelirimiz. Bu 2009 yılına kadar, yani TMO tarafından destekleme alımlarının bittiği tarihte gene 2004-2009 arasında 588 milyar milyon dolardan 1 milyar 488 milyon dolara çıktı. 2009'da biz serbest piyasa ekonomisine geçtikten sonra bu 1 milyar 488 milyon ortalama rakam 1 milyar 920 milyon dolara çıktı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kasasına her yıl 1990'a göre 1,5 milyar dolar her yıl veya son 2009 destekleme alımları öncesine baktığımızda 500 milyon lira her yıl fazladan gelir girdiği gibi. Devlet böyle bir destekleme alımında bulunmadığı için artı bir de
zarar önlenmiş oldu muhtemel. Ama ben burada araya gireceğim. Çünkü asıl tartışma konusu da biliyorsunuz Fisko Birliği müdahale kurumu olarak lütfen tasfiye etmeyin dedik. Dinletemedik. O zaman evet. Bakan Mehdi Eker'di. Bakın bugün konuşuyor. 3 ay önce neredeydiniz diye soruyorum ben de. Şimdi diyor ki Doğu Karadenizli fındıkçı. Şimdi son fiyat artışlarına geleceğiz. TMO müdahale kurumu olarak başarılı mı değil mi? Objektif bir analiz yapın bana. Objektif bir analiz yaptığımızda ben pek başarılı göremiyorum. Zira 3 milyar liraya yakın bir harcama. 960 bin ton civarında mal alımı, bu malın %90 ağırlıklı yağlığa ayrılması ve bildiğiniz gibi yağlıkta da %75 civarında mal değerinden kaybediyorsunuz. Piyasayı ve Fisko Birliği'nin aksine piyasaya bir örnek olamaması, piyasaya Fisko Birliği'nin hiç tartışılmaz bir rolü vardı piyasada. Fisko Birlik bir okuldu. Fındığı öğretir. Fındık alımında dahi son derece kaliteli standartları oluşturur. O standartların dışında mal girmesine müsaade etmez. Köylüye ulaşır, onları uyarır veya gerekli tedbirler alınması gerekiyorsa o noktalarda yardımcı olur. Ben Fisko Birliği bir okul olarak görüyorum. Ama ve bunu piyasada da moderasyonu yaparken mal fazlasını giderek piyasadan alır ve fiyatlar dengelenirdi. Ama bir görev gibi piyasadan malı çekip piyasayı genel gidişi belirsizliğe soktuğunuz anda herkesin bunu bilmesi lazım ki Türkiye kaybediyor. Çünkü rakiplerimiz büyüyor, bizim fındıkta üretim payımız gittikçe düşüyor ve Avrupalı üretici, tüketici, sanayici alırken de uzun vadeli garantili fındık almak istiyor. Bunu piyasayı karıştırarak yaptığınız anda bütün Türkiye'nin geleceğini, sıkıntılarını ister istemez karıştırmış oluyorsunuz. Şimdi bu karıştırma iyi yapılmış durumda. Evet. Şimdi sizi dinlerken birden aklıma Doğu Karadeniz'deki o sert tepeler aklıma geldi. Şimdi baktığımda bir de işin üreticisi var, evet, ve hiç para kazanamıyor. Şimdi üreticinin temel sorunu, yani üretici, manav, tüccar, lisanslı depolar, müdahale kurumu ve ihracatçı sanayici. Bu zincire baktığımızda ve bu sezon Eylül ayını baz aldığımızda problem nereden çıktı? Kim para kazanıyor? Kim spekülasyon yapıyor? Aslında şu anda hiç kimse para kaybetmiyor. Yani beklenti bu senenin ürün miktarı ilan edilen, Ziraat Odaları Birliği tarafından ilan edilen miktarın üstünde. Fındık Tanıtım Grubu'nun yaptığı araştırmalarda, bahçe denetlemelerinde ki biz 6 yıldır Fındık Tanıtım Grubu olarak bahçe denetimlerini gayet profesyonel ve gene Fisko Birlik'ten emekli olan ve fındığı çok iyi tanıyan kişilerle beraber yaptığımızda görüyoruz ki yanılma payımız %1'lerde, 2'lerde. Ziraat odalarının? Ziraat odalarında bu miktar çok daha yüksek. %15-20'lere kadar çıkabiliyor. Bu çok ciddi bir konu ama. Bu çok ciddi bir rakam. Ve dolayısıyla ortada gerçek olmayan rakamlara insanlar gerçek kabul ettikleri vakit haliyle beklentiler de yüksek oluyor. Neticede bu tipte spekülasyonlarla belki fiyatı geçici olarak yükseltip düşürebiliyorsunuz. Şimdi siz çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki ziraat odalarının yaptığı öngörüye göre %15 ürün fazlalığı. Eksikliği var. Bu yıl için karıştırmayayım, evet, diye. Bizde de %1'lik oynama oluyor, evet, en fazla. Evet. Eylül ayında sezon açıldı. Evet. 12-13 liraydı. 15 liralara kadar çıktı değil mi? Çıktı en fazla. Doğrudur. Şimdi ne oldu da? Yani 4-5 dolardan fındık 3 dolara küt diye iniverdi. Kim nerede? Hani şimdi hükümetimizin 2009 yılında aldığı kararla serbest piyasa ekonomisine geçiş yapıldı. Ve serbest piyasa ekonomisine geçiş yapıldığı anda da piyasa arz talebe göre, gelen mala göre, tüccar önünü görebildiği oranda ve dediğim gibi sağlıklı bir rekolte bilgisiyle nasıl gitmesi gerektiğini, fiyatın nasıl bir seyir takip edeceğini
tüccar karar verebilir daha az riske girerek. Araya girebilir tabii miyim? Ki. Sağlıklı rekolte tahmini için bir öneriniz var mı? Nasıl yap? Ne yapılmalı? Çok önemli. Envanter tutmuyor. Sağlıklı rekolte tahmini bu aylarda başlıyor. Karanfil sayımları, doğumlar ve ondan sonra örnekleme usulüyle Trabzon'dan ta Akçakoca hatta İstanbul sırtlarına kadar olan bölge belirli istatistiksel hesaplarla seçiliyor. Buradaki karanfiller, doğumlar, dökülmeler, hava şartları elbette bunun uygunluğu sürekli takip ediliyor bilhassa riskli bölgelerde ve ondan sonra da bir miktara ulaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki Türkiye'nin rekoltesi bu. Ondan sonra tahmin yapmak çok kolay. Evet, elde bir ürün fazlası olabilir, muhtemeldir. Bunu dengelemek gerekir ama ne zaman ki bu piyasayı tehdit eder bir duruma gelir ve fiyatlar birdenbire aşağıya iner, o zaman buna sigorta bazı adımlar atılabilir. Ama ortada hiçbir sıkıntı, pardon. Hayır, sigorta deyince fındık sigortasını unutmuyoruz. Evet, ama ne zaman ki daha sezon başlangıcında fiyatlar belli bir seyre oturması beklenirken spekülatif olarak ve beklentisel olarak gerçekle uyuşmayacak. Çünkü serbest piyasa varsa piyasaya mal gelimi olacaktır. Bir yere kadar bunu frenleyebilirsiniz. Ama ondan sonra ihtiyacı olan getirip satacaktır. Alma ihtiyacı olan da o malı alacak. Dolayısıyla normal bir eğride gitmesi gerekirken biz bunu maalesef gerçekleştiremiyoruz. Ya spekülatif oluyor ya insanlar riske giriyorlar veya fiyatların yükseleceği beklentisiyle yurt dışına fiyat veremiyor. Ve biz bu sefer pazarımızı demin bahsettiğim Gürcistan, Azerbaycan veya İtalya, İspanya onlar bir şekilde bu boşluğu kapatıp bizim daha az mal satmamızı doğuruyor bu durum. Peki şimdi çok güzel bir analiz yaptınız. Ben de dinliyorum. Bunların büyük bir bölümüne iştenlikle katılıyorum.